her çalışma dönemimizde düzenlediğimiz merkezi etkinliklerimizin finali olan ve TUMOP adına geleneksel olarak 2 yılda bir düzenlediğimiz Sanayi Kongresi 2015'e hoş geldiniz. Odamızın düzenlediği Merkezi Kongre Kurultay Sempozyum etkinliklerinin sayısı 50'yi aşmış durumdadır. Bu çalışma dönemimizde ise 6 ilde 11 merkezi etkinlik düzenledik. Bu kongreden önce asansör, hidrolik pneumatik, serbest müşavirlik mühendislik hizmetleri ve mesleki denetim, öğrenci üye, tesisat mühendisliği, işçi sağlığı iş güvenliği, endüstriyel otomasyon, uçak, havacılık, uzay mühendisliği, bakım teknolojileri, otomotiv ve yan sanayi ve kaynak teknolojileri etkinliklerini yaptık. Bu etkinliklerde sunulan bildiriler, paneller ve sonuç bildirileri kitaplaştırılıp kamuoyunun kullanımına sunuldu. 10 Ekim Ankara katliamı nedeniyle ertelediğimiz Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı'nı da 25-26 Aralık'ta İstanbul'da yaparak bu çalışma dönemindeki merkezi etkinliklerimizi tamamlamış olacağız. Bütün çabamız mesleki disiplinlerimizin toplumsal gereksinimler doğrultusunda gelişmesi, bütün bölgeleri ve sektörleriyle birlikte ülkemizin sanayileşmesine, kalkınmasına, demokratikleşmesine, halkımızın mutlu, bilimsel teknik gerekler ve standartlara uygun çağdaş bir yaşam sürmesine yöneliktir. Bu kongrede sizlerle birlikte sanayide dünya ve Türkiye'deki gelişmeleri, sanayinin sorunlarını, Gebze alan araştırmamızı, sanayileşme emek süreçleriyle paralel olguları, mühendisler ve tüm emekçilerin durumunu irdeleyecek, başka bir sanayileşme mümkün bağlamında nasıl ve kim için sanayileşme sorunsalına yanıtlar arayacağız. Sanayi, ekonomik, sosyal, sınıfsal koşullara dair temel öneme sahip tespitleri, önerileri, alternatifleri, değerli sosyal bilimciler, uzmanlar, örgütlü üyelerimizle birlikte geliştireceğiz. Sanayi Kongremiz her defasında olduğu gibi Türkiye'nin önüne ciddi seçenekler ve öneriler demeti sunacaktır. İktisadi, siyasi, sosyal çelişki ve çatışmaların yoğunlaştığı 2015 yılında Sanayi Kongremiz tarihe önemli notlar düşecektir. Değerli konuklar, 2013 yılında düzenlediğimiz Sanayi Kongresi'nden bu yana ekonomik bunalım yapısal düzeyde derinleşme seyri izledi. Kamu yönetimini, ülke imarını, yapı, kent, ulaşım, eğitim, sağlık, tarım, enerji, maden, su, çevre ve koruma alanları ile TUMOP mevzuatını yeniden düzenlemeye yönelik adımlar yoğunlaştı. Sendikal alan daha da zayıflatıldı. Ulusal istihdam stratejisi adım adım uygulanmakta, güvencesiz çalışma biçimleri yaygınlaştırılmakta, kıdem tazminatına el atılması girişimi sürmektedir. Kamunun elindeki son işletmelerin serbestleştirme ve özelleştirmelerle tasfiyesi de sürmektedir. Yolsuzluklar da malumunuz. Kısaca neoliberal, rantçı, kapkaççı, usulsüzlük ve yolsuzluklara malûr bir ekonomi politika bütünlüğü söz konusudur. Bu arada 2014-2018'e dair 10. kalkınma planı, yine 2015-2018'e dair Türkiye Sanayi Strateji Belgesi ile 64. hükümet programında yayınlandı. Bütün bu ve diğer dokümanlar neoliberal, serbestleştirme, özelleştirme, metalaştırma, rant ve yoğun emek sömürüsü eksenli yönelimin birbirini tamamlayan belgeler olarak sayabiliriz. Türkiye Sanayi Strateji Belgesi'nde orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerde Avro-Avrasya'nın tasarım ve üretim üssü olmak, 64. hükümet programında da orta ve yüksek teknoloji ürünlerde Avrasya'nın üretim merkezi haline gelmiş bir ülke olma vizyonuyla hareket edeceğiz gibi söze sarf edilmektedir. Ancak mevcut uluslararası bölgesel gerilimler ve Rusya ile yaşanan krizin olumsuz etkileri bir yana, gerçek nesnel durum çok daha farklıdır. Zira Türkiye, uluslararası mal ve finans piyasalarına ucuz ithalat cenneti ve yüksek dış borçlanıcı olarak eklemlenmek suretiyle küresel iş bölümü içerisinde montaj sanayinin taşeron bir üreticisi haline gelmiştir. Bu politikalar eşliğinde rekabet gücü ve ihracat kavramlarıyla cilalanmış bir dibe doğru yarışın yapı taşları oluşturulmaktadır.
AKP siyasal iktidarınca uygulanan yeni sermaye birikim süreci, başta kentsel, kırsal, doğal kaynak yağması ve özellikle kentlerdeki dönüşüm programından beslenmektedir. Nihayetinde 10. plan, öncelikli dönüşüm programına ana başlığı altında 25 alanda neoliberal programı kutsayan düzenlemeler içermektedir. Bunların arasında İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı, iş ve yatırım ortamı, iş gücü piyasası, öncelikli teknoloji alanında ticarileştirme, sağlık endüstrileri, sağlık turizmi, aile ve nüfus yapısı, rekabetçiliği geliştiren kentsel dönüşüm programları da bulunmaktadır. Kısaca kalkınma paradigması terk edilmiştir. Sanayide küresel rekabeti ön plana çıkaran yöntem ve modeller ile yaşanan yapısal değişim, ücretlerin düşürülmesine, istihdamın azaltılmasına, mühendisliğin işlev ve iradesinin en aza indirilmesine yol açmıştır. Bütün bu gelişmeler üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken bir bütünlük içermektedir. Değerli konuklar, Türkiye ekonomisi, üretim, tasarruf yatırım, istihdam, ihracat ve ithalatın yapısı, Türk teknoloji düzeyi, dış talep bağımlılığı, cari açık, sermaye hareketlerinin serbest giriş çıkışı ve aşırı borçlanmayla hayli örselenmiştir ve hayli kırılgan bir durumdadır. Ülkemizin başka ülkelerin teknoloji pazarı haline gelmesi, teknoloji üretiminde, projelendirme ve mühendislik tasarımında Ar-Ge ve yerli üretimin gerilemesi gibi her geçen gün daha da olumsuz bir tablo çizen sonuçlar ortadadır. Teknolojiyi yalnızca kullanan değil, üreten bir toplum olma odaklı anlayış hakim olmadıkça mevcut tablo kararmaya devam edecektir. Çok sözü edilen büyüme olgusu sabit sermaye yatırımlarına dayalı da değildir. Kamu artık üretken olmayan, katma değeri yaratmayan, ciddi bir istihdam öngörmeyen yatırımlar yapmaktadır. Yapılanlar da esasen özelleştirmelere yöneliktir ve kamu artık bölgesel kalkınma projelerine girmemektedir. Plan gelişmeler gerçekleşmelerinde kamunun sanayi yatırımlarından tamamen vazgeçtiği görülmektedir. Dolayısıyla büyüme olgusu, ekonominin sanayi ve tarımsal üretime ve bu alanlardaki yatırımlara dayandırılmasına değil, sıcak para akımına bağlı mali aracılık hizmetleri, ulaştırma, depolama, haberleşme, inşaat ile toptan ve perakende ticarete dayalıdır. 64. Hükümet Programı'nın serbest piyasa ekonomisi ve uluslararası sermaye girişine bağlı büyüme yaklaşımı ile mevcut durum birebir de örtüşmektedir. Spekülatif kredi kullanımının ve sıcak para girişinin reveşte olduğu ülkemizde döviz kurunun aşırı ucuzlaması ve bunun yol açtığı çarpık kaynak tahsisi ve ithalata bağımlılık olguları aşırı borçlanma, yüksek işsizlik ve sanayisizleşme sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Artan dış borç yükü, iş gücü piyasalarında derinleşen yapısal işsizlik, düşük ücretli ve niteliksiz istihdam yapısı ile ithalatın finansmanına indirgenmiş aşırı oynak üretim dalgalanmaları da söz konusudur. Diğer yandan büyüme ile sanayileşme, kalkınma, istihdam, gelir dağılımı arasındaki verimlilik ile istihdam arasındaki bağlar da tamamen kopmuş durumdadır. Verimlilik ile amaçlanan gerçekte birim üretimde daha az emeğin kullanılması ve daha fazla sömürülmesidir. Yeni hükümet programında dile getirilen iş gücü piyasalarına esneklik sağlayan çalışma biçimlerini iş ve sosyal güvenlik mevzuatına ekleyeceği sözleri emeğe yönelik saldırının nasıl süreceğine de işaret etmektedir. Değerli konuklar, değerli katılımcılar, buraya kadar dile getirdiğim görüşler ve kongre boyunca sunulacak veriler göstermektedir ki ve gösterecektir ki Türkiye kapitalizmi sanayileşme sonuçlarından uzaklaşmıştır ve adeta bir sanayisizleşme süreci yaşanmaktadır. Neoliberalizmin ekonomi politiği AKP siyasal iktidarı tarafından doruk uygulamalara ulaştırılmış durumdadır ve artık eski tip kalkınmacı, inşacı, sanayileşmeci, kamucu yaklaşımlarıyla bu bağlam içine oturan bir mühendisliğe gereksinim duyulmamaktadır. Açıklıkla saptamak durumundayız. Neoliberal serbest pazar ekonomisi iflas etmiştir. Dünya kapitalizminin krizine bulunmaya çalışılan çareler içerisinde eski tip bir sermaye birikim süreci gereğince
kapitalist de olsa kalkınmacı ve sanayileşmeye artık gereksinim duyulmamaktadır. Kapitalizmin sınırsız azami kar ve emperyalist siyasal egemenlik çabası bir müddet daha sürecektir. Fakat görülmesi gereken tarihsel gerçeklik yalnızca neoliberal modelin değil, onu da içerir şekilde birkaç yüzyıla egemen olmuş bir modelin bir toplumsal formasyon biçimlenmesinin, yani kapitalizmin çözülüş sürecinin yaşanmakta olduğudur. Değerli konuklar, bilimi ve teknolojiyi esas alan, Ar-Ge ve inovasyona ağırlık veren, yerli yatırımcıyı ve yerleşmeyi özendiren ve koruyan, kamunun ekonomideki yönlendiriciliğini benimseyerek artıran, dış girdilere bağımlı olmayan, sosyal refah, sosyal devlet anlayışıyla istihdam odaklı ve yeniden planlı bir kalkınmayı öngören politikalar uygulandığında mevcut durumun ülkemiz ve halkımız lehine değişeceği de kesindir. Sanayinin gelişmesini ve ekonomik büyümeyi en geniş toplumsal tabana yayacak, refah ve istihdam sağlayacak, kamu halk yararına bir yatırım ve üretim planlaması eksikliği kendini açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu noktada soralım. Türkiye olarak sanayi, tarım, kent, kır, emek ve benzeri itibariyle nereye gidiyoruz, nereye gitmeliyiz, nasıl ve kim için? Tarihsel gerçekler ışığında baktığımızda bugün gerek uluslararası sermayenin, gerekse az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerdeki işbirlikçi sermayelerin artık sanayileşme ve kalkınma diye bir sorunun olmadığını görebiliriz. Sanayileşme ve kalkınma artık emekçi sınıflarla ilişkilenmiş bir amaçtır. Başka türlü istihdamı geliştirmek olanağı bulunmamaktadır. Ülkemizde ve dünyanın her tarafında bağımsızlık ve emek yanlısı güçlerin ağırlık oluşturmasıyla içinde bulunduğumuz koşulları tersine çevirmekte olanaklıdır. Emek ve halk eksenli toplumsal bir sanayileşme ve kalkınma, teknolojik gelişmelerin sağlık, eğitim, gelir bölüşüm politikaları ve çevresel yaşanabilirlik ile birlikte tanımlanmasını kapsamalıdır. Türkiye'nin toplumsal gereksinimlerini ve kamu girişimciliğini temel alan yeni ve başka bir sanayileşme, planlama, kalkınma, tam istihdam ve toplumsal refah bütünlüğü başka bir Türkiye ve başka bir dünya gerekliliği açısından da elzemdir. Bu gereksinimi hep birlikte belirleyebilmede bugün burada gerçekleştireceğimiz tartışmaların büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Nasıl bir gelecek istiyoruz? Bu gelecekte nasıl bir sanayileşme tasarlıyoruz? Sanayinin geleceğinde mühendislerin rolü ne olmalı? Ve benzeri sorulara önemli yanıtlarının verileceğini düşünüyorum. Bugün burada bizlerle olan sömürü iktisadına, halka, emekçilerle, mühendis, mimar, şehir plancılarıyla birlikte karşı duran Türkiye'nin yüz yakın sosyal bilimciler, mühendisler ve diğer mesleklerden uzmanlarla birlikte kongremizin, ülkemizin ve halkımızın yaşadığı sorunların çözümünü hedefleyen bütünlüklü bir kalkınma vizyonunun oluşturulmasına ciddi katkılarda bulunmasını diliyorum. Son olarak içimizi yakan bazı konulara kısaca değinerek konuşmamı tamamlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere cumhuriyet, laiklik, demokrasi, sanayi, emekçiler, kısaca genel toplumsal durum ve ülkemizin dünyadaki yeri oldukça sorunludur. Reyhanlı, Suruç, Diyarbakır, Ankara katliamları ile Cumhuriyet Gazetesi'nden Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanması, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçin'in öldürülmesi, ülkemizin içinde bulunduğu şiddet terör sarmalının toplumsal muhalefetin gelişmesine karşı duyulan korkunun, izlenen yanlış iç ve dış politikaların açık birer göstergesidir. Bu vesileyle bütün antidemokratik baskıları, Ankara, Paris, Diyarbakır katliamlarını yapan gericiliği kınıyor, halkı endişe ve korku atmosferi içerisinde pasifize etmeyi amaçlayan baskı, şiddet ve terörün insani özlem ve umutlarımızı bastıramayacağını özellikle burada belirtmek istiyorum. Kongrelerde sunumlar yapacak değerli sosyal bilimciler, akademisyenler, uzmanlar ile bütün katılımcılara, kongrenin gerçekleşmesinde emeği bulunan düzenleme ve yürütme kurullarına, kongre sekreteri Mahir Ulaşakcan ve oda çalışanlarına, oda yönetim kurulu adına içtenlikle teşekkür ediyor. Başka bir dünya ve başka bir Türkiye dileğiyle sizleri saygı, sevgi ve dostlukla selamlıyorum. Bütün emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Aydınlık yüzlü Türkiye'de insan, emek, hak, hukuk, adalet kavramlarını kendine
rehber edinerek görüş oluşturan çok değerli bilim insanlarına da özellikle teşekkür ediyorum. Şüphesiz makine mühendisliği odamıza, yönetim kuruluna da ayrıca bize bu toplantıda bir araya getirdiği için özellikle kendi odama da teşekkür ediyorum. Türk Mühendisliği Mimar Odaları Birliği ne yapar? Yasası gereği üye hak ve çıkarlarını korur. Mühendislik şarap mesleğidir, yıllara sari meslektir. Arkadaşların, meslektaşların uzmanlaşması için meslekçi eğitimler yapar. Kendi meslek alanları ile ilgili Türkiye çok mu yankı yapıyor bana şey geldi. Kendi meslek alanları ile ilgili Türkiye gerçeklerini tespit eder, çözüm önerileri yapar. Bir çalışma döneminde, 2 yıllık çalışma döneminde 200'e yakın etkinlikle kamuoyu önüne çıkıyoruz. Kongre, kurultay, sempozyum etkinlikleriyle. Ev ödevlerine iyi çalışan bir örgütüz aslında. Bizim etkinliklerimizin sonuç bildirgeleri de esas itibarıyla bizim siyaset belgelerimizdir. Örgütümüzün manifestolarıdır. Bunlar böyle algılanmak durumundadır. Sanayi kongrelerinde defalarca yaptığım açış konuşmasında Ali Ekber az önce çok detaylı olarak mantığımızı, mantalitemizi ve biriktirdiklerimizi ifade etti. Ben size bu toplantının, bu kongrenin girişi de olsun diye geçen 2013'ün de oluşturduğumuz ve kamuoyuna sunduğumuz önerilerimizi ve tespitlerimizi burada paylaşmak istedim. Bu aslında 2015 Sanayi Kongresi'nin de bir ön sözüdür. Bizim kongrelerimiz defalarca yapa geldiğimiz, 91'li yıllardan itibaren de sürekli olarak 2 yılda bir yaptığımız, 91 yanlış, pardon, kaç, 80, sevgili başkan, 83 ya da 85'ten beri, pardon, değil mi Kaya? 85'ten beri daimi yaptığımız, 2 yılda bir yaptığımız bu etkinlikler birbirini bağlayan, bir sonraki, bir öncekini geliştiren bir tarzda yürütülmekte. Benim açımdan da bir özelliği var, onu da söyleyeyim. 2003 Sanayi Kongresi'nde, Sanayi Kongresi dünden geçmişe, sanayi kongreleri dünden geçmişe diye, o günden ta ilk gününe kadar bu sanayi kongrelerine neler söylemiş, kimler neler demişti, bir çalışmayı da açılış bildirisi olarak sunmuştum. Benim açımdan da böyle bir özelliği var. Evet sevgili arkadaşlar, 2013'ün sonuç bildirgesinde şunları söyledik biz. AKP iktidarı ile birlikte ortaya çıkan sanayisizleşme sürecine, planlama ile kalkınmayı esas alan sanayileşme, toplumsal refah ve demokrasi ile bütünleşen başka bir sistem ile alternatif geliştirmek olanaklıdır. Önceki 4 sanayi kongresinde ele alınıp işlenen planlama, sanayileşme, kalkınma, istihdam odaklı, bölgesel eşitsizlikleri giderecek öncelikli yapılanma ve toplumsal refah ayrılmaz bir bütündür. Bu bağlamda emperyalizmden bağımsız siyasi bir iradeye, planlama, sanayileşme ve kalkınmada halkçı, toplumcu bir yaklaşım ve modele gereksinim bulunmaktadır. Bu yönde Türkiye'nin önünde tek seçenek bulunmaktadır. Bütün dış ilişkilerini gözden geçirerek bağımsızlığı benimsemek, planlı bir kalkınma ve istihdam odaklı sanayileşmeden etkin ve yatırım kararları ile bütünleşmiş mühendisten, bilim, Ar-Ge ve teknolojik gelişmeden yana kendi kaynak ve tasarruflarına dayalı bir ülke ve ekonomi yaratmak zorunludur. Üretim süreçlerinde mutlaka gerekli olan insan emeğini değersizleştiren üretim ve sanayi politikalarını bir yana bırakıp kamusal merkezi bir planlama ve denetim politikasını benimsemektir. Emeği, mühendisliği, bilimi, tekniği, sanayileşmeyi toplumsal refah amacına doğru yönlendirmek gereklidir. Kapitalizmin azami kar hırsı uğruna her krizde üretici güçler ve insan potansiyeli yıkıma uğratılmaktadır. Emeğin varoluşu insanın varoluşudur. Bu varoluş biçimi korunmalı, insanca kılınmalı ve geliştirilerek geleceğe aktarılmalıdır. Ekonominin önemli bir sektörü olan imalat sanayi, toplumsal gelişmeyi esas alan planlama yaklaşımına dayalı yüksek katma değerli bir üretim ve teknoloji politikasıyla dışa bağımlı yapıdan kurtarılarak üretken, ülke kaynaklarına ve bölgesel kalkınmaya yönlendirilerek tamamlanmalıdır. Sanayi, fason üretim ve taşeronlaşmayı ön plana çıkaran küresel rekabeti temel aldığı sürece dışarıya bağımlı ithalat girdileri ve düşük katma değerli ihracat ile
cari açık artmaya, ülkenin dış borç stoku büyümeye devam edecektir. Sanayi kongrelerimizin sürekli olarak önerdiği öncelikli planlama yaklaşımı ise yatırımları esas alarak ülke sahtına yayacak, gelir dağılımını çalışanlar lehine düzeltecek, işsizliği ortadan kaldıracak, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmeyi sağlayarak refahı kitlesel olarak yayacak ilke ve araçları kapsamaktadır. Sanayi katma değerini artırmanın yöntemi, tasarım, Ar-Ge ve inovasyona yönelik harcamaların öncelikli sektörlerde yoğunlaştırılarak yerli kaynaklara, nitelikli iş gücüne ve mühendislik altyapısına dayandırılan bir planlamanın yapılmasıdır. Burada kamu yararı benimsenmeli, bilim ve teknoloji kurumları ile üniversiteler bağımsız olmalıdır. Siyasi erk güdümündeki bu kurumların gerekli gelişmeyi sağlayacak iradeyi gösteremeyecekleri bilinmektedir. Türkiye'de büyüme oranları ile istihdam düzeyi arasında önemli bir çelişki bulunmaktadır. Sanayi üretimi, mevcut iş gücünün daha fazla çalıştırılması ve verimlilik artışları ile gerçekleşmektedir. Bu durum, istihdamsız büyüme olgusunu ortaya koymaktadır. Haftalık çalışma süreleri en uzun olan ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Mesaili olarak 53.7 saat. Bu süreler mutlaka düşürülmeli, insanca bir yaşam esasına göre düzenlenmelidir. Kamu yararına planlama, istihdam odaklı, öncelikli sektörlerde bölgesel kalkınma yönelik sanayileşmenin gerçekleşebilmesi, demokrasinin ilke ve kurumlarıyla egemen olduğu, insan hakları ve özgürlüklerin bütün boyutlarıyla uygulandığı, toplumsal barışın sağlandığı bir ortamın oluşturulması ile olanaktır. Demokrasi ve kalkınmanın bütünleşik ve birbirini geliştiren olgular olduğu da bilinmelidir. Kongrenin sonu şu cümlelerle bağlamışız. Kongremiz ile aynı yıl içinde gerçekleşen Haziran direnişi, gereksinimini duyduğumuz demokratikleşmenin içeriğini ve yönünü sınırsız, yaygın demokrasi talebiyle göstermiştir. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu denli büyük bir halk hareketi eşit, özgür, demokratik, barış içinde bir Türkiye istemini dile getirmiştir. Bizim TEOB'nin geleneksel çizgi ve yolu da tam da budur. Evet sevgili arkadaşlar, bu kongrede bu ön sözle birlikte arkadaşlarımız Türkiye'de sanayileşme, nereye doğru bir sanayileşme, gelecekte nasıl bir sanayileşme olgusunu ortaya çıkaracaklar bir kez daha. Ama bu kongrenin çok ayırt edici bir özelliği var sevgili arkadaşlar. Tam 60 gün önce Türkiye'nin ölümlü olarak en büyük katliamın içinden çıkmış gelmiş olan bir örgütün kadroları bizi buraya topladı. 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arasında geçen bir sürede ve hala kan gölüne dönmüş bir ülkede yaşıyoruz. Yüzlerce insan öldü. Tarihin en büyük katliamını yaşadık. Burada o katliamdan an farkı ile kolu bacağı kopacak ya da isimleri oraya yazılacak olan arkadaşlarımız var, çok iyi biliyorum. Hikayemiz aslında 1 Ağustos'ta TEOB Yönetim Kurulu'nun aldığı bir kararla başlamıştı. 20 Temmuz Suruç katliamında 21 Temmuz'da Suruç'a giden arkadaşlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz döndüklerinde yaptığımız toplantıda Türkiye'nin o atmosferinde Türkmen Smar Odaları Birliği'ne düşen görevin büyüklüğünün farkındaydık. Ve şu kararı ürettik. 1 Ağustos'ta. 7 Haziran genel seçimleri sonrası AKP eliyle oluşturulan siyasi atmosfer içerisinde Suruç katliamı ile başlayan ve ülkemizin savaş, şiddet, baskı ortamı içerisine sokulması ile devam eden, insanlarımızın öldürüldüğü, karanlık gidişata dur demek için savaşa karşı barışı, baskı, şiddet ve zora karşı demokrasiyi hakim kılmak için, insanımızın kardeşçe bir arada yaşamasını savunmak için, eşit, özgür, demokratik, layık, bağımsız bir Türkiye mücadelesini yükseltmek için, bölgemizde emperyalist işgal ve savaş politikalarına karşı halkların kardeşliğini büyütmek için etkinlik düzenlenmesine, emek meslek örgütleri demokrasi güçleriyle birlikte bir miting yapılmasına, bunun bütün insan, emek, hak, adalet kavramlarını kendine, barış kavramını, emek kavramını, demokrasi kavramını kendisiyle özdeşleştiren kurumlara çağrıda bulunmasına. 1 Ağustos'ta karar aldık ve 30 Eylül günü bütün örgütlerle birlikte 10 Ekim Ankara mitinginin duyurusunu yaptık. 3 kelimeydi. Emek, barış, demokrasi. Ve işte o gün orada tarihimizin
en büyük katliamını yaşadık. 410 arkadaşımız hastanede. 101 arkadaşımızı kaybettik. 7 arkadaşımız hala yok bakımda, tedavide. Bir arkadaşımız, sevgili kardeşim inşaat mühendisi Can, hala uyandırılamadı. 61. gün. Ben şimdi size bir videoyu, bunu izlemenizi çok diliyorum. İşte o ortamdan çıkarak gelip bugün konuşan örgütün kadrolarıdır. Ve herkes şunu iyi bilsin ki TEOB diktir, asla başı yere değmez ve bu örgüt çok büyüktür. Çok diliyorum bu videoyu seyretmenizi arkadaşlar. Emek diyen, barış diyen, demokrasi diyenlerin ölmediği bir Türkiye'nin inşası için bugün bir aradayız esasında. Değerli başkanım, çok sevgili örgüt üyeleri ve çok sevgili dostlar. Bu acı tablo bize neden bir araya gelmemiz gerektiğini bir kez daha anımsatıyor. Kaybettiğimiz o çok sevgili canlarımızı bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyorum. Ve umuyorum ki hastanede bizlerle bir araya gelmek için yaşam mücadelesi verenlerle bir sonraki kongrede yeniden farklı bir Türkiye inşası için yol arkadaşlığımıza omuz omuza devam edeceğiz. Ben açıkçası bu görüntülerin üzerine herhangi bir şey konuşmak çok zor olmakla birlikte bu görüntülerin esasında çok şey konuşmamız gerektiğini de bize anımsattığını düşünüyorum. Bizler ancak hep birlikte bu mücadele gücünü o kan göllerinin içerisinde kaybetmediğimizi göstererek Türkiye'yi yeniden ve farklı bir sanayiyle, farklı bir yaşamla ve hayalimizi gerçekliğe dönüştürdüğümüz günlerle ortaya çıkartabiliriz. Biz bununla yükümlüyüz. Biz siyasetçiler bununla yükümlüyüz ama biz siyasetçiler şunu da biliyoruz. Siyasetçi ancak toplumla birlikte bu mücadeleyi verirse bir sonuca ulaşması mümkün olur. Onun için ben bugün sizlerle bir arada olmaktan hem çok onur hem de çok heyecan duyuyorum. Zira ben bu mücadelenin, mücadeleci bir annenin kızı olarak mücadelenin içine doğmuş olan Selin, ekonomi okumayı annesinin sosyal bilimi heyecanıyla seçmiş olan Selin, ekonomiyi insan hayatına her alanda dokunduğu için seçmiş olan Selin, sizlerle bilimsel ve akademik kariyeriyle bir araya gelmiş olan Selin, ama şimdi de sizinle birlikte bunu bir siyasi partinin içerisinde mücadelesini veren Selin olarak birlikteyim. Bir dostunuz, bir mücadele ortağınız olarak. Evet, başka bir sanayileşme mümkün. Evet, çok daha iyi bir ekonomik model mümkün. Evet, çok daha iyi bir hayat mümkün. İşte bunu ortaya çıkartacak mücadelenin biz ortaklarının bu alternatif arayış içerisinde bir arada olmamız çok kıymetli. İşte bu yüzden ben sizinle burada birlikte hayatın ortağı olarak ve bu mücadelenin beraber taşıyıcısı olan Selin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan yardımcısı olarak çok heyecan ve onur duyuyorum. Başka bir sanayileşme arayışı esasında bir ihtiyaçtan doğuyor. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada vahşileşen bu ekonomik düzenin ortaya çıkardığı eşitsizliklerin son bulması ihtiyacından doğuyor. İşte orada emek diyen, barış diyen, demokrasi diyen mücadele ortaklarımız esasında bunu haykırıyorlardı. Bu eşitsiz düzenin son bulması için, hayatın daha güzel olması için emeği ortak eden, barış içerisinde yaşamayı bilen ve en önemlisi de demokrasiyi içselleştirmiş bir düzenle ancak bir ekonomiden ve ancak bir sanayiden bahsetmek mümkün olacak. Tüm dünyada yaşanıyor ama biz Türkiye'de bu düzenin en vahşisini yaşıyoruz açıkçası. Derinleşen eşitsizliklerin ekonominin çok ötesinde sosyal dokumuzu da bozduğu, zedelediği bu durumu ancak ve ancak alternatifi ortaya koyarak ve alternatifin gerçeğe dönüşmesi için siyaseti içine ortak eden bir yaklaşımla bir mücadele ve en önemlisi de mücadeleyi sonuca getirme gerekliliğimiz çok aşikar. Renklerini kaybeden bir ekonomiden bahsediyoruz. Hayatın içinde kadın yok.
Mor ekonomi yok. Üretmek kaygısıyla hayatı vahşice yok eden bir sanayi var. Yeşil ekonomi de yok. Hayat için ürettiğini iddia eden ama o üretim içerisinde sosyal dokuyu zedeleyerek birbirinden ötekileştiren, ayrıştıran bir ekonomi var. Ekonominin rengi yok. O zaman bizim bugün tartışmaya başladığımız, yıllardır tartıştığımız ama artık meyvesini almaya çok ihtiyaç duyduğumuz esasında ekonomiye yeniden nasıl renk vereceğimiz? Kadını dahil eden, yeşile değer veren ama en önemlisi insanın farklı renkler barındırdığı gerçeğiyle hareket eden bir ekonominin inşası işte ancak ve ancak farklı bir sanayiyle ortaya çıkabilir. O yüzden bugün başlayacak olan bu tartışmalarınızın Türkiye içinde ve dünya içinde çok kıymetli olduğunu bir kez daha sizlere de anımsatmak istiyorum. Bu gittikçe grileşen ekonomide gelir ve servet dağılımının bozulması, emeğin karşılığının alınmaması, fırsat eşitsizliklerin artması ama en önemlisi de bizim ortak yaşam kültürümüzün zedelenmesi maalesef her gün bizleri etkiliyor. İşte onun için rengi soldurulmuş bu düzene karşı rengi bizim katacağımız ve alternatif bir yöntemle katacağımızın fikirsel tartışmalarını da çok önemsiyorum. Bu bahsettiğimiz eğilimler evet bir renk solmasıyla kendini gösteriyor ve biz hepimiz bunu günlük hayatımızda dahi hissediyoruz ama rakamlar da çok açık konuşuyor. Sanayiye dair rakamlara baktığınızda Türkiye'nin geldiği noktaya dair fazla da bir şey söylemeye zemin kalmıyor. 1990 ve 2000'de imalat sanayi üretiminde Türkiye dünyadaki ilk 15 ülke arasındaydı. Oysa 2010 yılına geldiğimizde ilk 15 arasında Türkiye yoktu. Ama aynı dönemde Türkiye'ye benzemediğini düşündüğümüz ama aynı grup içerisinde sınıflandığımız başka ülkeler Türkiye'yi geçmiş, sanayi üretimiyle kendi gelişimine katkıda bulunmak için önemli adımlar atmıştı. 2000'den 2010 yılına kadar sürede toplam ekonominin içerisindeki sanayinin payı 4.8 puan azalarak %17'ye düştü. Evet Türkiye büyüyor ama Türkiye sanayiyle ve üretimle büyümüyor. İşte değişmesi gereken bu tablo içerisinde Türkiye'nin nasıl bir sanayileşmeyle yola koyulması gerektiğinin fikirsel zeminde tartışılması, bu fikirsel ortaklığın sonuca dökülmesi için de siyasetin bunun bir parçası olması gerekliliği bu rakamların içerisinde var. Oysa ki biz biliyoruz ki sanayiden uzaklaştıkça verimliliği arttırmak, yenilikçi bir ekonomi olmak ve ülkemizin içerisine itildiği o makroekonomik çaresizlik hissinden kurtulmak mümkün olmayacak. Sanayisiz bu işi yapmamız mümkün değil. Sanayide dönüşüm için küresel dinamikleri ve bölgesel dinamikleri de iyi okumak gerekiyor. Maceralara atılarak ülkeyi tehlikeye iten, canlarımız pahasına kendi ideolojilerini farklı bölgelere de dikte etmeye çalışan yaklaşımın nasıl bir maliyet ortaya çıkardığını sadece sanayide değil, işte bütün bu resimlerde görüyoruz. Dünyadaki değişimin farkında olmak önemli ama bu değişimin öncüsü olacak fikir birliğinde olmak da bir o kadar önemli diye düşünüyorum. Bizler ortak fikirleri, ortak mücadelenin parçası yaptığımız takdirde işte bu düzene karşı durmak daha mümkün olacaktır. Türkiye uzun süredir sizlerin de dillendirdiği bir vasatlık içerisine debeleniyor. Evet, sanayinin yapısı düşük teknolojiden orta teknolojiye geçmiş olabilir. Ama kat etmemiz gereken çok yol var. Üstelik dünya bizden çok daha hızlı değişirken bu değişimin ortağı olmak için çok derin ve acil adımlar atılması gerektiği de ortada. Rakamlar yeterince çarpıcı. İhracatımızın içerisinde ileri teknolojinin payı %3. %3. Biz teknolojiyi dedikodu kanalı olarak çok iyi kullanan ama teknolojiyi üretmek ve yaşam kalitesini arttırmak için o teknolojiyi kullanmak yolunda adım atmakta maalesef sürekli engellerle karşılaşan bir ülkeyiz. O zaman farklı bir iş yapmamız gerekiyor. Yeni bir ekonomik modelin uygulanmasına geçmemiz gerekiyor. CHP işte bu çizdiğim tabloyu ortaya çıkartan kalkınmayla sosyal adalet, verimlilikle refah devleti politikaları arasında yapısal bir çelişki gören anlayışı reddediyor.
Bunların hepsini yapmak mümkün. Bütüncül ve akıncıl bir ekonomik yaklaşımla esasında hem kalkınmayı, hem sosyal adaleti, hem verimlilik artışını, hem de refah devletini inşa etmemiz mümkün. Yeni bir ekonomik yönetim anlayışıyla, bütüncül bir yaklaşımla, kamunun doğru ve etkin planlamasıyla, Türkiye'de insan potansiyelinin geliştirilmesine, fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik aktif bir rol tanımlamamız gerekiyor. Bununla harekete geçirilecek kalkınma dinamikleri Türkiye'nin sürdürülebilir, kadını dahil eden mor, çevreyi gözeten yeşil, özgürlükleri yaşatan çok renkli bir ekonomik büyümeye yol açması yatsınamaz. Ve en önemlisi, bu büyümenin adil dağılımını gözeten bir yaklaşımla bu renklerin tüm evlere, tüm bireylere yansıtılması mümkün. Rekabet gücünü arttıran, bunu yüksek ücretin rekabet gücü arttıktan sonra ortaya çıkacak bir olgu olarak değil, yüksek ücretle rekabet gücü yaratan bir modelle tasarlanması mümkün ve şart. İşte Türkiye, CHP'nin bu ekonomik anlayışıyla 1 Kasım ve 7 Haziran seçimlerinde zaten Türkiye'nin yeniden ücret tartışabildiği bir zemine taşındı. Bizler rekabetin yüksek ücretle emeğini karşılığını alan bir sanayileşmeyle mümkün olduğunun bilincindeyiz. Bugünkü düzenin aksini inşa etmemiz şart ve mümkün. AKP'nin hiçbir verimlilik esası gözetmeden ahbap çavuş ilişkileriyle kamu tarafından kaynakların dağıtılmasını kabul ettiği bir düzeni biz asla kabul etmiyoruz. Biz CHP olarak kaynakların şeffaf ve etkin dağıtıldığı bir makroekonomik düzenin bugün arayışını tartışacağımız yeni sanayileşmenin de en önemli ön koşulu olduğunun bilincindeyiz. Etkinleştirilen bir kamu ihale yasası, dün geçici bütçe tartışılırken yeniden ısrarla ortaya koyduğumuz kesin hesap komisyonuyla şeffaflaşan bir kamu maliyesi bu yönde ilk önemli adımlardır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak işte sanayileşmeyi doğru yöne aktaracak bu tip makroekonomik politikaların öncüsü olmaya, ısrarcısı olmaya ve meclis içerisinden bunların uygulanması için takipçisi olmaya devam edeceğiz. AKP'nin küresel kapitalizme Türkiye'yi güçsüz bir çevre ekonomisi olarak eklemleyen, Avrupa'nın Çin'i olmaya mahkum eden, ucuz iş gücüyle rekabet eden ve düşük katma değerli üretime hapsettiği sanayiyi asla kabul etmiyoruz. Güvencesiz çalışma, aşırı esneksiz, kuralsızlaşmış, taşerona dayanan bu yapının AKP'nin mimarı olduğu bu ekonomik düzenin acilen değişmesi gerektiğini biz de görüyor ve bu konuda alternatifi ortaya koymak için çaba sarf ediyoruz. CHP ise dünya ile yüksek katma değerli sektörlerde mukayeseli üstünlüklerimizi gözeterek bizi orta gelirden ve orta teknolojiden en önemlisi de bu vasat hayattan kurtaracak yeni bir ekonomik modeli ortaya koyuyoruz. Güvenceli çalışılan, iyi ücretler alınan, taşeron çalışmanın olmadığı, yeniliklerin yeni dünyayı yakalarken yaşamı da gözeten bir şekilde yaşama dahil edildiği ve Avrupa'nın Çin'i olmadığımız, Avrupa'nın evrensel değerlerine de eşit ortak olduğumuz ve Avrupa'nın Finlandiya'sı olduğumuz bir Türkiye, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedefi. AKP sosyal politikaları da partizan ve ayrıştırıcı sosyal ağlar üzerine inşa ederek ülkemizin işte bu renklerini solduran ama en önemlisi gelecek heyecanını öldürmeye yönelik bir model kurdu. Oysa biz hak temelli, insana değer veren, fırsat eşitliğini sağlayan bir sosyal politika yapısı kurulmasını önemsiyoruz ve bu konuda da ısrarcı olmaya devam edeceğiz. AKP bütün bu sistemin taşıyıcısı olarak hukukun iktidarın sopası olarak araçsallaştırılmasını, özgürlüklerin kısıtlanmasını, demokrasinin yok edilmesini ve Türkiye'nin çağdaş dünyadan giderek daha fazla ve daha hızlı kopmasını önceliyor. Oysa biz Cumhuriyet Halk Partisi bu yeni sanayileşmenin, bu yeni ekonomik düzenin, bu yeni farklı ve renkli hayatın ancak ve ancak birinci sınıf eğitim, birinci sınıf demokrasi, birinci sınıf özgürlükler, dünya ile bütünleşen, araştıran, araştırmayı siyasete dökebilen, yenilik yaratan, hukuk devleti ve içi ideolojik olarak boşaltılmayan sürdürülebilir kamu kurumlarıyla mümkün olduğunun bilincindeyiz.
Bu konuda mücadeleyi sürdüreceğiz ve burada öncü olmaya devam edeceğiz. Dün İnsan Hakları Günü'ydü. Dün biraz önce kaybettiğimiz o sevgili canlarımızı 63. günde bir kez daha andık. Ben buradan bir kez daha onlara sevgimi, saygımı ve özlemimi iletiyorum. Ve diyorum ki işte bu mücadeleyi biz ancak hep beraber yürütürsek buradan çıkabiliriz. Siz değerli katılımcılara, bu işi organize eden değerli TMOB'a ve organizasyonu mümkün kılmış olan tüm emekçilere, kendi adıma, partim adına ve en önemlisi Türkiye adına teşekkür ediyorum. Ve mücadelede yürüyeceğimiz yol için de şimdiden heyecan duyduğumu bir kez daha anımsatıyorum. Saygılarımla. Herkese merhaba. Sinevizyon'u izledikten sonra benim için de gerçekten konuşmak zor. Çünkü ben de aynı gün aynı yerdeydim. Birçok arkadaşım gibi. Birçok arkadaşımı kaybettim. Sadece 10 Ekim'de kaybettiklerimizi anmak istemiyorum. Çünkü hala her gün canlarımızı kaybediyoruz. Gençlerimizi kaybediyoruz. Kadınlarımızı kaybediyoruz. Daha dün herhalde gece yarısıydı. Sur'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldığında arkasında 6 ölü bırakmıştı yanılmıyorsam. Ve böyle devam ediyor hala ülkede yaşam. Böyle bir ortamda sanayileşmeyi konuşmak zorunda kalıyoruz. Ama barışın, demokrasinin yani bizim 10 Ekim'de gerçekleştirmeye çalıştığımız mitingin, amaçların, emeğin olmadığı bir ülkede sanayileşme ne kadar gerçekleşebilir? Herhalde bunu sizler de 3 gün boyunca tartışacaksınız diye düşünüyorum. Zor ve kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Uzun zamandır yapıyorsunuz. Hani biliyorum sanayileşme kongrelerini gerçekleştirdiğinizi. Ama son zamanlarda daha kıymetli bence. Niye? Çünkü öyle bir iktidar var ki Rusya ile olan krizde doğalgaz vanalarının kısılması ihtimali gündeme geldiğinde aklına gelen sanayi ve enerji ilişkisi olmadı. Sadece belki ısınma oldu. Oradan da aklına gelen 21. yüzyılda geriye dönüp tezek yakmak oldu. Gerçekten bu nedenle bu yaptığımız işin kıymeti bir kez daha görünür hale geliyor. Ben gelmeden önce hani bu alana dair çok söz söyleyebilecek yeterlikte görmüyorum kendimi ama bazı konulara bakmaya çalıştım. Örneğin AKP'nin 2023 vizyonuna baktım, ne var diye, bir şey yok. Seçim vaatlerine baktım, bir şey yok. Dün reform paketi açıkladı bir yıllık, bir aylık. Burada da bir şey yok hani tartışmaya çalışacağınız konuya dair. Ulusal istihdam stratejisine baktım. 2014-2023 arasını kapsayan bir program. Bu programda neler var? Çünkü bu program %5'e düşürmeyi düşünüyor 2023'e kadar işsizliği. Aynı zamanda da istihdamı %55'e yükseltmeyi hedefliyor. Peki hangi alanlarda bu planı yapıyor diye baktığımızda bilişim, finans, inşaat, sağlık, tarım, tekstil, hazır giyim ve turizm. Yani hem işsizliği azaltacağı ama aynı zamanda hani esnek çalışma, düşük ücret, kadınları istihdama çekilmesi için farklı çalışma biçimlerinin gündeme getirilmesi ve benzeri bütün şeylerin yapmayı planladıkların içinde olduğu bir plan bu. Ama bu 7 alan üzerinden bir strateji geliştiriyor kendisine. 2023 vizyonu olarak Türkiye'ye, bize de o stratejiyi giydirmeye çalışıyor ve bunun içinde ülkenin kalkınmasını sağlayabilecek gerçekten üretime dayalı, planlı, geleceği de garanti altına almayı hedefleyen bir sanayileşme politikası yok. Bu çok açık. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sanayileşme ve enerji arasında herhalde doğrudan bir bağlantı vardır. Ama bugün ülkemizdeki savaş bir yana, Orta Doğu'da süren savaşın, Rusya'nın, Çin'in, Amerika'nın, hatta Türkiye'nin pasta kapmaya çalıştığı Orta Doğu'da aslında enerji kaynaklarının ve aynı zamanda o enerjinin yollarının geçtiği ülkeler var ve bugün
hemen yanı başımızda bu enerji kaynaklarının bir şeyini yürütüldüğünü görüyoruz, savaşının yürütüldüğünü görüyoruz. Bunu tabii sadece enerji kaynaklarıyla sınırlayamayız. Türkiye açısından baktığımızda hem içeride Kürt halkının talepleri, özgürlük talebi ve eşitlik talebi, aynı zamanda Orta Doğu'da gelişmiş olan Rojava deneyimi ve buradan kendine gelebilecek tırnak içinde kendisi açısından tehlikeleri de göz ardı edemeyiz. Sadece oraya indirgemek istemiyorum ama konumuz sanayi olduğu için bu kısmına değinme ihtiyacı duydum. Yani eğer bir sanayileşmeden söz etmek istiyorsak, sanayileşmenin olmazsa olmazı olan enerji politikaları üzerinden sürdürülmekte olan savaşları da görmezden gelemeyiz diye düşünüyorum. Ben uzun konuşmak istemiyorum, kısa bir şeyle bağlamak istiyorum. Aslında emperyalist kapitalist bir sistemde yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Bu sistemde bütün üretim araçlarının da küçük bir zümre elinde olduğunu da biliyoruz ve bütün üretimin de kar üzerinden kurulduğunu biliyoruz. Dolayısıyla karlı olmayan hiçbir alan sermaye için yatırım alanı olmuyor. Ve sermaye için aynı zamanda karlı olmayan hiçbir çalıştırma biçimi de emekçiler için gerçek anlamda özgür bir çalışma ortamı olmuyor. Dolayısıyla şunu ifade etmek isterim ki, bütün burada yazan taleplerin gerçekleşebileceği, hani planlı, üretime dayalı, çevreci, toplumcu, bütün bunların gerçekleştirilebileceği bir sistemin aslında inşası önemli. Bu üretim araçlarının toplumsallaştırıldığı ve ihtiyaca dayalı bir üretimin yapıldığı, insanların yaşamını kolaylaştıran bir sanayinin, bir üretimin var olduğu, insanların kalan zamanlarında kendilerini gerçekleştirebileceği ve kendilerini ayırabileceği bir çalışma ortamının var olduğu bir üretim ve istihdam, aynı zamanda sanayinin olduğu bir ülke yarattığımızda bütün bu kıymetli çalışmalarımızın daha da kendine yer bulacağını düşünüyorum. Bu çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Partim adına sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ve kongrenize başarılar diliyorum. Sevgili Başkan, sevgili konuklar, Özgürlük ve Dayanışma Partisi adına sizi selamlıyorum. Ben de diğer konuşmacı arkadaşlarım gibi 10 Ekim'de yitirdiğimiz tüm dostları saygı ve sevgiyle anarak başlamak istiyorum konuşmamıza. Sadece 10 Ekim değil, Suruç, Beyrut, Paris, neoliberalizmin ve emperyalizmin yarattığı büyük bağnazlığın sonucu, bunu da biliyoruz. Ve bugün aslında konuştuğumuz şey tam da emperyalizmin, neoliberalizmin yarattığı büyük bağnazlığa karşı başka türlü bir sanayi, başka türlü bir dünya aslında. Bu mavi kürenin bize ihtiyacı var. Bu mavi küre içinde yer alan Türkiye'nin ihtiyacı var. Biz başka türlü bir hayatı örmek zorundayız. Elbette bu başka türlü hayatı örerken de başka türlü sanayiyi tartışacağız. Partimin ve benim aslında fikri hayatımı belirleyen birçok bilim insanı burada konuşacak. Şu anda salonda bunlar, bu bilim insanları burada. O yüzden hani onlardan öğrendiğimi onlara satma gibi bir hadsizliğe hiç bulaşmadan, hani birebir anlatabilsem belki not da verirler ama yanlış yaparsam bir de not kırılması mümkün. O yüzden hiç o rakamlara girmeden ben başka bir şeye, biraz daha bildiğimiz bir şeye dönmek istiyorum. Bizim hep birlikte bir öyküye ihtiyacımız var. İnanacağımız, inandırabileceğimiz, anlatacağımız, anlayacağımız ve anlatabileceğimiz, mücadele edeceğimiz ve mücadeleye çağıracağımız bir öyküye ihtiyacımız var. Bu öykü kuşkusuz öncüllerden bağımsız değil. Yüzlerce yıldır verilen mücadeleden bağımsız değil. Ama bugün yaşanan değişim, dönüşümü kavrayan, sanayide, üretimde, toplumsal ilişkilerde farklılaşmayı kavrayan, anlayan, anlatabilen yeni bir öyküye ihtiyacımız var. İşte ben TUMOB'u bütün siyasal yaşamım boyunca takip etmeye çalıştım. Her defasında bu öyküye dair önemli şeyler oradan öğrendik, kavradık. Sevgili Başkan Mehmet Soğancı TUMOB'u anlatırken mühendislerin hakları, üyelerin haklarını savunan bir örgüt olarak da bahsetti.
İnanın benim hiç aklıma gelmemişti. Çünkü ben bildim bileli bir mücadele örgütü olarak hep öyle bir şey çağrıştırmıştır. Her zaman yanı başımızda gördüğümüz bir mücadele örgütü olarak çağrıştırmıştır bana. Bugün de ve yarın yapacağımız kongremizde bu büyük mücadele içinde yaratacağımız öykünün bir parçası. Evet, sanayiyi tartışacağız belki. Sanayide yeni durumu tartışacağız. Türkiye'nin ekonomisini, dünyanın ekonomisini tartışacağız. Ama bu dünya ve Türkiye ekonomisini tartışırken de bu öyküyü nasıl birlikte oluşturabiliriz? Nasıl binlerce emekçiyle, milyonlarca emekçiyle yeniden buluşturabiliriz? Bunu anlatacağız, bunu konuşacağız ve buna katkı sunacak, buna eminim. Evet, Türkiye yoksullaşıyor, üretimden uzaklaşıyor. Bunu bu salondaki herkes biliyor. Ama yoksullaşan, giderek yoksullaşan, neredeyse artık açlık sınırında olan milyonlarla bunu yok etmek isteyen bizler buluşamıyoruz. İşte bugün, yarın tartışacağımız şey aynı zamanda bu buluşmanın yollarını da ortaya çıkaracak, bu buluşmanın örgütsel formlarını da ortaya çıkaracak bir süreç olacak. Bu anlamıyla da biz parti olarak heyecanla hem tartışmanın kendisini hem de sonuçlarını hep birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Bugün benden önce konuşanlar ve benden sonra konuşacak siyasi partilerle birlikte biz yıllardır alanlarda mücadele ediyoruz. Ama bu bir arada mücadele, birlikte mücadele belki de tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar önemli hale geldi. Bu büyük karanlığa, bu dehşetli karanlığa, kanlı karanlığa, yobaz karanlığa karşı eşit, özgür, demokratik bir Türkiye'yi, eşit, özgür, demokratik bir dünyayı inşa etme, bugün bu salonda olanlar, 10 Ekim'de alana gelenler, 10 Ekim'de insanları alana çağıranlar ve ondan sonra mücadele edenlerin boynunun borcudur. Benden sonra da konuşmacılar var, çok uzatmak istemiyorum. Bu yaşayacağımız iki gün hepimizin fikri dünyasında, politik hayatında önemli saptamalara değineceğini biliyorum. Kongreyi düzenleyen tüm TUMOP emekçilerine, makine mühendisi odasının emekçilerine bir kez daha teşekkür ediyor. Parti adına saygılar sunuyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sevgili konuklar. Öncelikle Halkların Demokratik Partisi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli konuklar, 10 Ekim'de Ankara'ya gelen emekçiler Türkiye'de tek bir sloganla gelmişlerdi. Barış hemen şimdi sloganıyla Ankara'da buluşmayı gerçekleştirmek istemişlerdi. Maalesef yıllardır bu ülkede savaşı eksik etmeyenler IŞİD belasıyla aynı çuvala girip beraber iş tutanlar onların ölümüne, katliamlarına sebep oldular. 100 yıl önce 1915 Orta Doğu'da bir alt üst oluş yaşandı. Tam 100 yıl sonra 2015 tekrar Orta Doğu'da bir alt üst oluş yaşanıyor değerli arkadaşlar. Biz Türkiye'nin çoğulcu ve yerinden yönetme isteğinden vazgeçilmemesi ve bu topraklarda çoğulcu herkesin kendisi olarak yaşaması arzusunu savunamadan, bu barışı böylece kurgulamadan bir arada yaşama ve böyle zenginleşme ve refahı arttırma olanaklarını maalesef sağlayamayacağız. Bugün Orta Doğu'da özellikle Kürtler lehine en ufak bir gelişmeyi bir düşmanlık sebebi sayan bir ülke yönetimiyle karşı karşıyayız. Rojava'daki gelişmeleri IŞİD'a tercih eden Azaz'dan Jarablus'a kadar 98 kilometrelik sınır komşumuzu IŞİD olmasını tercih eden bir yönetimin tartışıldığı ve bunun daha çok destek gördüğü bir iktidar döneminde maalesef sanayileşmeyi tartışmak zorunda kalıyoruz. Tabii ki son derece önemli ama şunu da biliyoruz ki ekmek olmadan, barış olmadan sanayileşmenin çok bir getirisi yok. Türkiye'deki sanayileşme maalesef o da toplumdan bağımsız ele alınıyor, üretimden bağımsız ele alınıyor, üretenden bağımsız ele alınıyor.
Bildiğiniz üzere Türkiye aslında üretmeyen ya da Batı toplumlarının artık vazgeçtiği yeşili doğaya katleden sanayinin Türkiye'ye taşındığı bir dönemi yaşıyoruz. Avrupa'nın artık miadı dolmuş, örneğin çimento sanayine dayalı, işte atıklarıyla ülkemizi her gün yok eden sanayinin buraya taşındığı ve bu sanayide maalesef emekçinin hiçbir pay almadığı bir dönemi yaşıyoruz. Ve sanayimiz teknolojisini tamamen dışarıdan transfer eden bir yapıdadır. Üniversitelerde eğitim bilimsel olmaktan çıkarılmış, tamamen yandaşlığa dayalı bir istihdam politikası benimsemiş, teknoloji üretmeyen, kağıt üzerinde araştırma yapan bir durumdayken teknolojiyi dışarıdan satın alan bir ülke konumuna geldik. Ve sanayi dediğimizde aslında büyük ölçekte aslında bir pazarlamayı tartışıyoruz. Türkiye daha çok bir pazarlamacı ülke konumundadır. Üretmeyen ve ürettiğini de kısmi olarak ürettiğini de maalesef emekçileriyle tartışmayan bir, paylaşmayan bir ülke. Bugün %90 ürettiğimizin, gelirimizin %5'lik kesimce alındığını biliyoruz. %5'lik kesim %90 üretileni kullanırken %90'lık kesim geriye kalan %10'luk kesimle idare etmek ve her gün yoksullukla boğazlaşmak durumunda kalıyor. Değerli arkadaşlar, bugün Kürt coğrafyasında sanayinin hiçbir eseri yok. Günlerce, sadece Nusaybin örneğini vereceğim, son bir ay içerisinde 20 gün sokağa çıkma yasağının uygulandığı bir ülke. Sur, Diyarbakır, Amed'in ticaret kalbi hiçbir hesap verilmeden sadece ve sadece kanun dışı saraydan emirlerle 9 gün ablukaya alındı. Bu ülkenin sadece ticareti, sanayisi törpülenmedi, engellenmedi. Bu ülkenin kültürel değerleri hepiniz basından okumuşsunuzdur değerli arkadaşlarım. Surp Gregorius Kilisesi'nden tutun, dört ayaklı minareye, oradan Kurşunluca, 500 yıllık Kurşunlu Camii'ne, Paşa Hamamı'na, helikopterlerden ateşlerle yakılmak suretiyle bu kültürel mirasın çocuklarımızla buluşması engelleniyor. Ben çok sürenizi almak istemem. Bunları hepimiz beraber yaşıyoruz. Hepimiz beraber görüyoruz. Maalesef sanayimizin de bölgeselleştiği, İstanbul ve Kocaeli'ne daraltıldığı ama özellikle Kürdistan'ın sanayinin sesinden faydalanmadığını da söylemeden geçemeyeceğim. Ben bu kongrede tabii ki çok önemli şeyler tartışılacaktır. Ama bu ülkenin birlikte yaşama, çoğulcu bir anlayışı, barış içinde gerçekleştirme ve yerinden yönetim anlayışına sahip olması için de bu kongrenin bir aracı olmasını arzu ediyorum. Bu kongre her şeyin birileri tarafından tespit edildiği, yerelin dikkatinin, yerelin bundan nasıl etkileneceğinin konuşulamadığı, hak arama yollarının tamamen tıkandığı bir ülkede önemli olduğunun farkındayım. Bakın, bir örnekle sözlerime son vermek istiyorum. Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi atıkları Nizip Çayı'na akıyor. Ve Nizip Çayı şu anda çevresinde beslenen yoksul köylüler artık ürettiklerini yiyemiyorlar. Çünkü zehirleniyorlar, kanserle sonuçlanıyorlar. Şimdi bunların çevreyle, ekolojiyle, sanayinin üretenle birleştirilemediği, tartışılamadığı bir yerde sanayileşmek, iyi tartışmak elbet zor. Ama ben buradaki TMOB'un yıllarca demokrasiye verdiği katkının bir devamı olarak burada bunları da tartışılacağını ve bu yönde önümüzdeki sürecin önünü açacağını inanıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnşallah bu kongre ülkemizde barışa vesile olur diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.